Saat başında odak noktasında sizlerle beraberiz değerli izleyenler. Gelişmeleri aktardıktan sonra şimdi enerji konusunu, dünyayı ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi olan enerjiyi ve enerji politikalarını masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Ekonomi uzmanı Sayın Vedat Yorucu ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizi de ilgilendiren içinde enerji politikalarında yer aldığı çok önemli konular, çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rusya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmalar noktasında hem ekonomik hem enerji noktasında yeni anlaşmalar söz konusu. Bu anlaşmalarla beraber Yunanistan'ı da işin içine koyacak olursak, Yunanistan'ın da Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerini geliştirme çabası, Kıbrıs sorununa rağmen, Kıbrıs sorunu noktasında tutumları çok net olan Rusya ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik olarak bu yöndeki açılımları bize Kıbrıs sorunu noktasında, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye'ye nasıl yansır? Bir avantaj olarak kullanılabilir mi bunlar? Öncelikle çok teşekkür ederim. Yarınki Kıbrıs gazetesindeki köşe yazım da bu konuyla alakalı, tam da tesadüf oldu. Biliyorsunuz dün Hürriyet gazetesinde manşet olarak ve aynı zamanda evet, Daily News'de çıktı. Ben Daily News'den de İngilizce olarak takip ediyorum. Yabancıların değerlendirmelerini de takip ediyorum. Mavi Akım adı altında. Mavi Akım 2. Biliyorsunuz mevcut Mavi Akım Karadeniz'den geçerek Samsun'a bağlanan bir akım projesidir. O yıllardan beridir Rus doğalgazını Türkiye'ye akıtan boru hattıdır. Buna alternatif, bundan daha büyük çapta bir doğalgaz boru hattı projesinin Samsun'un biraz daha batısına bağlanacak olan yeni bir doğalgaz boru hattı inşaatıdır. Bunun toplam kapasitesi 64 milyar metreküp yıllık doğalgaz arzı sağlayacak olan bir boru hattı projesidir. Bunun 14 milyar metreküplük kısmını Türkiye'nin kendi iç ihtiyaçları için kullanacağını, geriye kalan 50 milyar metreküplük bir kısmını da Edirne yakınlarındaki doğalgaz istasyonu üzerinde depolayıp Türkiye üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya, İtalya'ya gönderilmesi ile ilgili bir doğalgaz boru hattı projesidir. Tabii ki bu sadece bir fizibilite çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak BOTAŞ, Türk Doğalgaz Anonim Şirketi, BOTAŞ şirketiyle Rusya'nın doğalgaz boru hattı projelerini yürüten Gazprom şirketinin ön fizibilite çalışması yapmaları mutabakat metni, yani bir protokol imzalandı. Devletler arası bir anlaşma imzalanmadı. Sadece şirketler arasında bir protokol imzalandı. İki şirket böylesine büyük hacimli bir doğalgazı Türkiye'ye kaç bin milyar dolara, yanılmıyorsam 22 milyar dolar civarında bir yatırım öngörmektedir. Bunun fizibilite çalışmasını yaptırmak ve yıllık 64 milyar metreküp doğalgaz boru hattını kurup 64 milyar metreküp doğalgazı, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya satma eğilimi içeren bir projedir. Bu Trans Anadolu boru hattı dediğimiz, bugün Sokar ile, yani Azeri şirketi Sokar ile BOTAŞ'ın ortaklaşa yürüttükleri bir projedir. Proje başlamıştır. Mevcut Bakü, Tiflis, Erzurum boru hattına bağlanacak olan alternatif ikinci bir boru hattıdır. Buradan da yaklaşık 30 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya gönderilmesi öngörülmektedir. Bu büyük resim içerisinde Türkiye'nin konumu çok daha farklıdır. Çünkü aslında bu anlaşma, yani Türkiye'nin böylesi bir projeye göz kırpması, Avrupa Birliği'ne dolaylı yoldan bir mesajdır. Nasıl ki biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum kesimi bir Avrupa Birliği üyesi ülkedir. Ve Bulgaristan da Avrupa üyesi bir ülke olduğu için ve özellikle son 6 aydan beridir Rusya'nın Kırım'ı işgali ve sonrasında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesini işgal etmesi ve bunun sonucunda Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı bir ticari ekonomik yaptırım uygulaması ve bunun sonucunda da dünya doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki düşüşlerin Rusya ekonomisine 140 milyar dolar civarında bir
olumsuz yansıması olmuştur. Rusya ekonomisindeki kayıplar 140 milyar doları aşmıştır. Tam da bu esnada Türkiye'nin Rusya'ya buyur, Mersin Akkuyu'da bak işte chat raporu da olumlu çıktı. 40 milyar dolar civarında bir yatırımı öngören nükleer elektrik santralinin yapımıyla ilgili Vladimir Putin'i buraya çağırması, Türkiye'ye çağırması ve bu açıklamayı yapmış olması ve bunun dışında tam da sürpriz bir şekilde ikinci bir boru hattı projesinin açıklanmış olması, bunlar tesadüfi olmasa gerek. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı bir yaptırımı söz konusu ise de Kırım işgali ve Ukrayna'daki rahatsızlıktan dolayı aslında Türkiye'nin de tam bu pozisyonda devreye girerek Rusya'ya yeşil ışık yakması ve buyurun siz bizim üzerimizden ikinci bir boru hattını Avrupa'ya taşımak için fizibilitesini yapın demiş olması aslında Avrupa Birliği'ne verdiği mesajdır. Çünkü enerji başlıklarının açılmasıyla ilgili Güney Kıbrıs Rum kesimi sürekli Avrupa Birliği yönetimini rahatsız etmekte ve Yunanistan'la birlikte görüşme başlıklarının açılmasına veto koymaktadır. Hal böyle olunca bir de bunun üzerine Kıbrıs'ı çevreleyen sularda doğalgazın tek hakimiymiş gibi doğalgazın satılmasıyla ilgili, pazarlanmasıyla ilgili bütün ruhsatları tek başına uluslararası şirketlere vermeye çalışan Kıbrıs Rum kesimine, AB üyesi Kıbrıs Rum kesimine de bir şamar niteliğinde bir tokattır. Ve aynı zamanda tüm bu kareleri şimdi birleştireceğiz biraz sonra. Bölgede yani Türkiye'yi çevreleyen sınır bölgelerinde de çatışmalar devam etmektedir. IŞİD rahatsızlığı vardır. Kuzey Kürdistan bölgesindeki 2.8 trilyon metreküp çapında bir doğalgaz, bir ispatlanmış bir doğalgaz rezervi vardır. Türkiye bunlardan yararlanamamaktadır. Aynı şekilde Irak yönetimi de elindeki mevcut doğalgaz yataklarını kullanıp Türkiye üzerinden bu gazı pompalayamamaktadır. Bunların da bir mağduriyeti söz konusudur. Tam da bunların ara kesidinde Rusya'ya Türkiye böyle bir açılım yapıyor ve buyur sen bizim üzerimizden Rus gazını, madem ki Avrupa Birliği ile ihtilaf içerisindesin ve Bulgaristan'da bir Avrupa üyesi olarak oraya sen bu doğalgazı çıkaramaz durumdasın. Gel buyur bizim üzerimizden bunu yap demiştir. Ve Türkiye böyle bir adım atarak aslında Avrupa Birliği'ne şamar niteliğinde bir tokat indirmiştir. Bunun hem Avrupa Birliği'ne olumlu yansıması vardır hem de olumsuz yansıması vardır. Şöyle ki olumlu yansımasını söyleyeyim önce. Her ne kadar da Avrupa Birliği işte biz Rusya'ya yaptırım uyguluyoruz, Ukrayna'ya yapmış olduğu işgalden dolayı ve işte Kırım işgalinden dolayı biz Rusya'nın bu davranışından dolayı hoşnut değiliz. Çığırkanlığı yapmasına rağmen Avrupa Birliği enerjiye aç bir topluluktur. 530 milyon nüfusa sahip bir topluluktur. Ve sadece Norveç'in doğalgazına bağımlı bir ülke olarak ihtiyaçlarını karşılayamaz. İngiltere'nin sağladığı miktar azdır. Norveç'in sağladığı esas ana miktar da Fransa'nın ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Flöksüz üzerinden yani Belçika'nın limanından gelen, Zeebrugge'dan gelen doğalgaz da Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Orta Avrupa'nın ihtiyaçlarını, Avusturya'nın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Esas Almanya'nın ihtiyacını karşılayan %30-36'lık doğalgaz, Avrupa Birliği'ne ithal edilen %30-36'lık doğalgaz Rusya üzerinden gelmektedir. Böyle bir durumda arzın kesintiye uğraması Avrupa Birliği için büyük bir sorun haline gelmiştir. Ve aynı zamanda fiyatların düşmesine de engel olmuştur. Bir tarafta Rusya ekonomik yönden zarar görürken diğer tarafta da Avrupa Birliği aslında zarar görmektedir. Tam da bunların ara kesildiğinde Türkiye'nin devreye girip buyurun ne Bulgaristan üzerinden ne de bir başka bir Avrupa Birliği üzerinden değildi. Türkiye iç üzerinden bunu sağlayın diye bir açılımda bulunması Avrupa'nın hem enerji arzındaki güvenliği açısından enerji çeşitliliği açısından istemiş olduğu olumlu bir davranıştır. Bunun dışında olumsuz olan Avrupa Birliği diğer ülkelerinin yani Bulgaristan'ın bu gazdan direkt olarak
yararlanamayacak olması ve Doğu Avrupa bloku ülkeleri, ki bunların arasında Macaristan, Romanya da vardır, bundan yararlanamayacak olmuş olması, bu Avrupa Birliği için bir sorun. İkinci bir sorun, Türkiye'ye daha bağımlı bir hale gelen Avrupa var. Türkiye karşıtı Avrupa Birliği savunucuları bu işten pek hoşnut değillerdir. Üçüncü olumsuz tarafı, Avrupa Birliği enerji fiyatlarının düşmesiyle ilgili olarak mücadele ederken şu anda Rusya'ya uygulamış olduğu bu yaptırımlarda enerji fiyatlarının düşmesine tıkaç konmuştur. Olumlu tarafı, böyle bir şeye kanal açılarak enerji fiyatlarının düşmesine de aslında imkan yaratılmıştır. Hem olumlu hem olumsuz tarafları vardır. Özetle bakıldığında sözün özü, Türkiye Rusya'ya kapıyı açarak bir hayat öpücüğü vermiştir. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de bir hayat öpücüğü vermiştir. Enerji arzı güvenliği açısından Türkiye üzerinden 50 milyar metreküplük bir ekstra doğalgaz daha Avrupa'ya ulaşacaktır. Ama Avrupa Birliği sadece Rus doğalgazına bağlı değildir. Sadece Türkiye üzerinden akım sağlanacak olan hatlara da bağlı değildir. Biliyorsunuz Libya doğalgazı, Green Stream dediğimiz yeşil hat, yeşil akımdan şeye bağlanmaktadır, İtalya'ya bağlanmaktadır. Buna alternatif bir doğalgaz boru hattının daha bağlanması gündemdedir. O da yeşil akım 2 olarak geçmektedir. Evet. Bunun dışında bir de Cezayir'den İspanya'ya gidecek olan bir doğalgaz boru hattı projesi vardır. Bunlar da bu çalışmalara paralel olarak devam etmektedir. Arap Baharı'ndan dolayı o ihtilaflar bu projeleri geciktirmiştir, ötelemiştir ama şimdi bunlar tekrardan yavaş yavaş gündeme gelecektir. Ama unutulmaması gereken başka bir husus da Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika kıtası içerisinde Kuzey Arizona'da çıkarmış olduğu kaya gazı 2.4 dolara mal edilmektedir. Bir de Mozambik'te. Afrika'da Mozambik'te büyük bir alanda kazı çalışmaları yapılmıştır. Büyük kaya gazı kuyuları açılmıştır. Orada da Amerikan şirketleridir söz sahibi olan. Bu doğal gazın da Avrupa piyasalarına ulaşması için imkanlar aranmaktadır. Kürdistan bölgesindeki doğal gazın taşınması için imkanlar yaratılmaya çalışılmaktadır. Tüm bunların merkezinde de Türkiye vardır. Peki Kıbrıs durumlar bunun neresindedir? Kıbrıs durumlar deyim yerindeyse zurnanın son deliğidir. Yani en alt önceliktedir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'i çevreleyen sulardaki doğalgaz yataklarında tek başına hakim olmaya çalışmak, bunu Türkiye'siz piyasalara sürmek imkansızdır. Gördüğünüz gibi bir küçük adımla hemen gündemi Rusya ve Türkiye oluşturmaktadır. Dengeleri bir anda değiştirmiştir. İşte İsrail'in küçücük Tamar'da çıkan 1 trilyon metreküp bile etmeyen o doğalgaz orada çok derin suların altında beklemektedir. Ve bunu çıkaracak olan kimdi? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şirketiydi. 500 milyon dolar Noble Enerji oraya yatırım yaptı. Evet. Peki bu adamlar bunu bir an önce paraya nasıl çevirecek sorunu vardır? Buraya tıkaç koyan kimdir? Kıbrıs Rum kesimidir. Buraya tıkaç koyan kimdir? Avrupa Birliği'dir. Dolayısıyla Amerika da bu durumdan pek hoşnut değildir. Evet, önemliydi. Evet, enerji dengeleri bir anda değiştirebiliyor. Kıbrıs sorun noktasında özellikle Rusya'nın açıklamaları, hem Türkiye ile ilişkiler noktasındaki açıklamaları, hem de Kıbrıs'a ilişkin, Kıbrıs'taki yatırımcılara noktasındaki açıklamaları Rumları ve Yunanları yine tedirgin etti. Ama Yunanistan'da yarın başlayacak olan Türkiye ve Yunanistan ekonomik ilişkileri zirvesi noktasında daha önce Başbakan'ın yaptığı, Samaras'ın yaptığı bir değerlendirme vardı. Kıbrıs sorunu yüzünden ikili ilişkilerin bozulmasını, özellikle ekonomik ilişkilerin bozulmasını istemiyoruz. İsim vermeden Kıbrıs sorunu kullandı ve bu ilişkilerin artırılmasını hedeflediklerini ekonomik kriz nedeniyle belirtiyor Yunan kamuoyu. Hal böyleyken Kıbrıs sorununda tutumları bu şekilde olan Rusya ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yaklaşmak durumunda olmaları şu an itibariyle. Kıbrıs sorunu noktasında peki bakıldığında Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk tarafının eline bir koz verebilir mi? Öte yandan Barbaros üzerindeki Güney tarafından yaratılmaya çalışılan o baskı ortadan kalkar mı? Bunun bir etkisi yok olabilir mi? Şimdi işin tabii ki iktisadi yönünü değil de birazcık siyasi yönünü ele almaya başladık.
Onlar tam benim uzmanlık saham değil. Bu konularda çok doğru bilgi vermeyebilirim. Ancak Venizelos'un dün yapmış olduğu, iki gün önce yapmış olduğu ziyaret, Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaret, onun açıklamalarında şu sonuç ortaya çıkıyor. İki düşman devlet artık ekonomik çıkarlar söz konusu olduğu zaman yakınlaşabiliyor. Biri Avrupa Birliği üyesi, o biri de Avrupa Birliği'ne aday ülke olmasına rağmen Ege kıta sahanlığında ihtilafları olan, deniz yetki alanlarında ihtilafları olan, deniz sınırlandırmalarında ihtilafları olan, münhasır ekonomik bölgelerde o hakları talep ederken ihtilafları olan iki ülke, ekonomi söz konusu olunca onlardan daha dost iki ülke yokmuş gibi davranabiliyorlar. Evet. Bu atılımdan Güney Kıbrıs Rum kesiminin bir ders çıkarması gerekmektedir diye düşünüyorum. Türkiye ile Yunanistan bunu aştığına göre Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs'ta bunu fevkalade aşabilecek düzeyde iki yönetimdir. Nitekim 2 yıl önce, 3 yıl önce Güney Kıbrıs Rum kesiminde biliyorsunuz Mari bölgesinde büyük iki cephane patlamıştı konteynerler içerisinde. Bu cephanelerin patlaması sonucunda elektrik santralleri yerle bir olmuştu. Ve böylesi büyük bir kriz içerisinde ki çok ağır yaz sezonunun geçtiği, çok ağır sıcakların olduğu dönemde Kuzey Kıbrıs yönetimi kendi ülkesinde, kendi topraklarında üretmiş olduğu, yani kuzeyde, Teknecik'te, Girne'de üretilen elektriği bir formül bulunarak Güney Kıbrıs Rum yönetimine satmıştır. O ihtiyacını karşılayabilmiştir. Her ne kadar da biz tanımıyoruz, biz sizi kabul etmiyoruz iddialarında olan bir Güney Kıbrıs Rum yönetimine dostluk elini uzatmış, düşmanlığı bir tarafa bırakmış ve ihtiyacı olan enerjiyi sağlamıştır. Ki bunu sağlarken kuzeyin birçok bölgesinde en azından off-peak saatler dediğimiz saatlerde, yoğun olmayan saatlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı. Ve Kıbrıslı Türkler de buna aman Kıbrıslı Rumların ihtiyaçları da karşılansın diye fazla itiraz etmemişti. Siz bunu çok iyi bileceksiniz. Kıbrıs meselesi çözülmüş müydü Kıbrıslı Rumlara biz elektrik verirken? Var mıydı öyle bir şey? Hayır. Peki müzakereler devam ediyor muydu? Hayır. Müzakereler de devam etmiyordu. O zaman ona rağmen Kıbrıs Türk İdaresi, Kıbrıs Türk Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum kesime ticaret odası üzerinden bu enerjiyi sağlamıştır. Bugün adaya, yani birkaç ay sonra Dragon suyu gelecektir. Türkiye'den su gelecektir. Bu suyu Güney Kıbrıs Rum kesimi ihtiyaç duyduğu zaman Türk tarafı verecek değil mi? Verecektir. Parasını da alacaktır. Aynı şekilde bu suyu vermek için Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs meselesinin çözülmesini mi bekleyecektir? Yok öyle bir şey. Aynı şekilde bugün Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğu hidrokarbon yataklarında belki offshore şirket kurarak hissedarlarının ortak olacağı veya iki ayrı offshore şirketin hissedarı olacağı bir başka şirketin hidrokarbon yataklarının pazarlanmasında söz sahibi olacağı bir ara formül geliştirilebilir. Eski iki düşman devlet yakınlaşır. Bu müzakere sürecine de olumlu yansır. Liderlerin ellerini iyice güçlendirir ve böylelikle tıkanan bu enerji neticesinde tıkanan süreç aşılmış olur. Hem İsrail'in hem de Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik hakları altındaki doğalgaz en kestirme yoldan en büyük alıcıya en ucuz fiyatla satılmış olur. Evet, merak ettiğim konulardan bir tanesi yeniden Türkiye'ye dönecek olursak. Türkiye gerçekten büyük bir enerji hub'ı oldu şu an itibariyle. Anadolu ile beraber Azeri-Kafkas doğalgazının Türkiye üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşması, Rusya'dan gelecek olan Güney Akım'ın yine Türkiye üzerinden geçmesi, Kuzey Irak'taki petrolün ve doğalgazın da özellikle petrolün yine Ceyhan boru hattıyla Türkiye üzerinden pazarlara açılması noktasında Türkiye belki de bu projeler daha yenileri eklenecek. Bir proje daha vardır. O da Arap Gaz boru hattıdır. O da Mısır'dan. İsrail'e bağlanan bir boru hattıdır. İhtilaf çözüldüğü takdirde, bölgeye barış geldiği takdirde
Arap boru hattı 2. Yani mavi akım 1, mavi akım 2 diyoruz ya. Evet. Yeşil akım 1, yeşil akım 2 diğer tarafta. Aynı şekilde Arap akım 2 de yine kalan yerden, İsrail'den şeye uzanabilir. Peki, Türkiye uzanabilir. Rum medyasına yine düşen İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan üçüncüsünün bir doğalgaz boru hattıyla doğalgazın taşınması noktasındaki bir proje üzerinde görüştükleri, ki zaten bu sürekli olarak gündeme gelen konulardan bir tanesi. Uzmanlara göre ekonomik akla hiç uygun olmayan projelere bir yenisi daha eklenmiş gibi görülüyor bu açıdan bakıldığında, ama öte yandan İsrail'in yine size daha önce yapmış olduğumuz programlarda da dile getirmiş olduğunuz gibi Türkiye üzerinden geçen bir boru hattını uygun gördüğü belirtiliyor. Ve az önce de bahsetmiş olduğunuz bu Arap 2 petrol boru hattı, doğalgaz hattıyla beraber en alternatif yol, en uygun, ekonomik akla en uygun yolun Türkiye üzerinden geçtiğini görüyoruz. Bugün itibariyle dengeler farklı, ama yarın ülkeler arasındaki siyasi sorunlar çözülürse Türkiye bu noktada çok daha avantajlı bir noktaya gelecek. Peki, enerji arzına muazzam bir enerji tüketimi sağlayan Türkiye, her geçen günde enerji ihtiyacı artan bir ülke söz konusu. Ancak ham petrol ve doğalgaz noktasında herhangi bir doğal kaynağı yok. Olabildikçe az, %8 civarında tükettiğini üreten bir ülke. Her geçen yılda daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Sizce Türkiye'nin bu enerji açlığını ve bu bağlamdaki cari açığındaki büyümeyi durdurabilir mi bu enerji hatları? Nasıl bir geri dönüş olur Türkiye'ye bu boru hatlarının Anadolu üzerinden geçmesinin? Uzun dönemde olumlu yansır. Çünkü Türkiye üretimi yapmadığı için, doğalgaz üretimi yapmadığı için sürekli ithal eden bir ülkedir. Ve sanayisi gelişen, ihracatı büyüyen, gelişen bir ülke olarak Türkiye'nin ithal ettiği doğalgazın %48'i, tam rakam veriyorum size, şeye gitmektedir. Elektrik enerjisi üretimine gitmektedir. Yani elektrik santrallerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla elektrik santrallerinde kullanılan bu ithal edilen doğalgazın neredeyse yarısı fabrikaların temel enerji ihtiyacı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla büyüyen, ekonomisi gelişen %5 ortalama büyüme gerçekleştiren Türkiye'nin, ki bazı yıllar %8 büyümesi de olmuştur, 10 yıl içerisindeki doğalgaz ihtiyacı, enerji ihtiyacı bir o kadar da artacaktır. Bunlar söz konusu olduğu zaman hem enerji arzındaki güvenliğini sağlamak bağlamında, hem de ödemeler dengesi bilançosuna olumlu yansıması bakımından doğalgaz fiyatlarının düşmesi öngörülmektedir, gerekmektedir. Doğalgaz fiyatlarının düşebilmesi için de Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırması ve Türkiye'ye girecek olan boru hatlarının çeşitlenmesi gerekmektedir. Eğer Türkiye'ye bir boru girerse bir tek tekel firma o boruyu fiyatlar. Eğer Türkiye'ye giren boru sayısı 15 olursa 15 tane değişik firma giren doğalgazı fiyatlamış olacak. Böylelikle bir rekabet unsuru oluşmuş olacak. Arz güvenliği de tabii ki söz. Tabii ve arz güvenliği olmuş olacak. Siyasi ilişkilerin yarın ne olacağını bilemeyebilirsiniz ufacık bir krizde. Bu daha önce Ukrayna'nın başına gelen, bugün yine Avrupa'nın başına gelen, aynen öyle, yarın sizin de başınıza gelebilir. Aynen öyle. Türkiye'den Türkiye'ye girecek olan gaz eğer Irak'tan gelir ise, eğer Kuzey Kürdistan idaresinden, yönetiminden gelirse, Suriye'de de doğalgaz var ama henüz bahsedilmemektedir. Lübnan havzasındaki doğalgaz da yeni yeni söz edilmeye başladı uluslararası kaynaklarda, ki bu uluslararası kaynaklar International Energy Agency dediğimiz OECD'nin Uluslararası Enerji Ajansı'nın kaynaklarıdır. Ben onları takip ediyorum. Sırada İran'ın doğalgazı var. Yine Kafkas ülkeleri ve Kakavuz ülkeleri dediğimiz Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın doğalgazı var. Bir de Rusya'nın doğalgazı var. Tüm bunların dışında gündeme bomba gibi düşen işte Tamar ve Afrodit yatağındaki doğalgaz kaynakları da var. Tüm bunların bir boru hattıyla veya değişik boru hatlarıyla Türkiye'ye girmiş olması Türkiye'nin elini güçlendirir. İşte böylesi bir Türkiye ancak enerji konusunda ben bir enerji limanıyım diyebilir. Yani bir hub olabilir Türkiye. Böyle bir durumda fiyatların düşmesine imkan yaratır. Fiyatların düşmesi de Türkiye'nin büyüyen cari açığını azaltmış olur. Evet. Buna paralel ihracat gelirlerinin artması da eğer ekonomisi büyüyen, ihracatı büyüyen bir ülke olursa,
ve ihtiyacı olan, enerji ihtiyacı olan doğal gazı hem de çevreye uyumlu doğal gaz ithal ettiği ülkelerden daha düşük fiyata ithal ederse bu yılda %5 yansısa 20 yılda cari açığı %100 azaltır demektir. Örneğin şimdi Rusya doğal gazı %6'lık bir indirime gideceğini açıkladı ama tabii bakan bunun evlere %6 şeklinde yansımayacağını açıkladı. Doğrudan bir indirim olmayacak. Ama en azından Türkiye'nin stok ihtiyacı bakımından yine sanayide ve diğer şekillerde elektrik üretimine kullanılması noktasında bu rakamları aşağı çekebilir. En azından maliyetlerin düşmesi noktasında. Bunun gibi pek çok konu gündemde. Öte yandan dünyada son kısa süre içerisinde, son 6 ay içerisinde petrol fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı. %40'a varan enerjinin çeşidine göre indirimler söz konusu. %40'lık bir indirim, önemli bir düşüş. Özellikle bunda ülke gelirinin %50'sine yakınını doğalgaz ve petrol satarak karşılayan Rusya ve İran gibi ülkelerin zor durumda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla enerji uzmanları bu konuda bazı spekülatif haberler yayınlıyorlar ya da en azından bazı iddialarda bulunuyorlar ki bu da özellikle Batı'nın ve başını çeken ülkeler arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ve Rusya'nın gücünü kısmak ve gelirini aşağı çekerek onlara bir şekilde zor durumda bulundurmak amacıyla bu fiyatları speküle ettiğini, aşağı çektiği ifade ediliyor. Bu doğru bir değerlendirme midir? Realist rakamlar neyi söylüyor? Eğer doğru bir değerlendirme değilse düşüşler neyin göstergesi? Şimdi bence iki nedeni vardır. Bunların en temel nedeni, birinci nedeni biliyorsunuz enerji bir girdidir. Girdi maliyetidir üretim için. Ve Avrupa Birliği ekonomisi ve Amerikan ekonomisi özellikle 2007 sonrasında küresel sistemik finans krizini yaşadı. Lehman Brothers ve sonrası. Ve bunun sonucunda da büyük bir resesyon oluştu. Büyük bir ekonomik durgunluk oluştu. Ve Avrupa ekonomisinin en temel sorunu büyüme sorunu ve işsizlik sorunudur. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen, 6-7 yıl geçmesine rağmen hala daha beklentiler Avrupa ekonomisinin istenilen büyüme hedefini yakalayamayacağı, keza yakalayamayacağı gibi işsizlik oranlarında da düşüşlerin sağlanamayacağı yönündedir. Bir kere bunun gerçekleşebilmesi için enerjinin, temel girdi olan enerjinin ucuzlaması gerekmektedir. Çünkü krizin başladığı dönemde enerji fiyatları 100 dolarlardan 145 dolarlara çıktı. %50'lik bir artış oldu. Siz kriz döneminde girdi maliyetlerini düşürüp üretim maliyetlerini aşağılara çekmeniz gerekmektedir ki herhangi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmayasınız. Durum böyle olduğu bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri para basarak piyasaya fonlama yaptı. Zengin ülkeler İngiltere'de aynı yöntemi izledi. Ve Avrupa Birliği'nin fonlamasını da Avrupa Birliği Merkez Bankası yaptı. Ve faizleri olabildiğince aşağılara çekti. Ve faizlerin aşağılara çekmesi beklenen yatırımları gerçekleşmesine neden olmadı. Beklenen yatırımlar gerçekleşmeyince ve istenilen düzeyde işsizlik sorunu çözülemediğin dikkate alındığında hala daha %15'lere varan işsizliği olan ülkeler var Avrupa Birliği içerisinde. Ve ekonomik büyüme gerçekleşmediği için ve işsizlik sorunu çözülmediği için tek bunun gerçekleşebilmesinin yolunun enerji fiyatlarını düşürmekten geçtiğini anladılar ve baskı yapmaya başladılar petrol ihracı yapan ülkelere. Ve bunun sonucunda da aslında onların da çok içine gelmez. Her ne kadar da fiyatı yükselseler üretimi varil başına baktığınız zaman istenilen düzeyde yapamıyorlardı. Çünkü tüketimi azdı. Alım gücü az olduğu için insanların giderek düşmekteydi. Şimdi böyle fiyatları düşürerek onlar da daha fazla üretim yaparak yine aynı gelir elde edeceklerini hesap etmişlerdir. 140'lı dolarlardan 80'li dolarlara gerilemesi baktığınız zaman 7 sene içerisindeki düşüş %100'dür. Ama son birkaç yıl içerisindeki düşüş işte 100 dolarlar civarındaydı. Şimdi 110-120 dolarlar. Evet, 70 dolar civarına. 70'in de altına indi oluyor. 80 dolardır aslında evet. Ama 70 ile 80 dolar arasındadır. Ama doğalgazdaki düşüş bu kadar değildir. Doğalgaz 1 MBTU fiyatı yani milyon British Thermal Unit olarak geçiyor.
O 4 dolar 70 centlerden 4 dolar 10 cent civarlarına kadar inebilmiştir. Bu %6'lık fiyatların ineceği sözü hemen şimdi olacaktır anlamını taşımamaktadır. 1 Ocak. 1 Ocak'tan itibaren olacaktır. O da Türkiye'nin önceden yapmış olduğu kontratların sona ermesinden dolayı devam eden sözleşmeler fiyatları düşürmeyecektir. Onun için fiyatlar hemen tüketiciye yansımayacaktır demiştir Sayın Bakan. Çünkü bu doğalgazın satımı 15 veya 20 yıllık sözleşmelerle olmaktadır, kontratlarla olmaktadır. Take or pay principle dediğimiz hemen öde veya almayacaksan parasını öde sonra alırsın şeklinde o prensipte satılır. Eğer siz taahhütte bulunursanız ben 16 milyar metreküp doğalgaz çekeceğim. 16 milyar metreküp doğalgazın birim fiyatı size atıyorum 4 dolardan veriliyor. Kafana attım bu rakamı. Eğer siz 14 milyar metreküpün 10 milyar metreküpünü çekerseniz geriye kalan kullanılmamış olan 4 milyar metreküp size fiyatlanır onun parasını ödersiniz. Bir sonraki yılın bakiyesine eklenmiş olur. 18 milyar metreküp çekmeniz beklenir. Dolayısıyla böyle bir zorlayıcılığı vardır. Eğer fiyatın düşmesini istiyorsanız sözleşmenin bitmesini beklemeniz gerekmektedir. Sadece bir tane sözleşme yapmamıştır. Peyderpey sözleşmeler yapılmaktadır. Sözleşmesi sona eren ve yenilenecek olan sözleşmeyi %6 veya %10 daha düşük fiyatlardan yapacaktır Türkiye. Bunun tüketiciye yansıması da zaman alacaktır. Hemen olmayacaktır. Ve eğer %6 genel fiyatları indirecekse ilk sözleşmeye bu ne kadar yansıyacaktır? Belki %2 yansıyacaktır. Sonraki sözleşmelere devam ederek, artarak devam edecektir. Bir de şu vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, maliyesi ve bütçesi biliyorsunuz enerji üzerinde büyük bir vergi yükü getirmektedir. %18 sadece KDV'si vardır. Bazı ürünlerde %21'dir. Bunun dışında gümrük vergileri vardır. Fiyat İstikrar Fonu gibi fonları vardır. Tüm bunları alt alta koyduğunuz zaman Türkiye ithal edilen akaryakıtın üzerinde bedelin iki katı veya iki katından fazla vergi vardır. Yani 100 liraya gelen bir mal 220 liraya satılır. Yani Türkiye'de şu ifade ediliyor. 100 liralık bir akaryakıt alıyorsanız pompa çıkışı için konuşacak olursak bunun yaklaşık 60 lirasına yakını vergi. Vergidir. Yani dolayısıyla bu topladığı vergilerle de Türkiye ne yapıyor? Cari ödemelerini karşılıyor. Maaş giderlerini karşılıyor memurların. Efendime söyleyeyim transfer ödemelerini karşılıyor. Sosyal güvenlik harcamalarını karşılıyor. Sağlık giderlerini karşılıyor, eğitim giderlerini karşılıyor. Böyle bir hayli şey giderleri var, kalemleri var. Siz bir anda %6 keserseniz vergi dilimini, bu demektir ki bütçeye %6'lık başka bir kaynak bulup koymak zorundasınız. Bugün Mehmet Şimşek'e bunu sorsanız hemen %6'yı size bulup koyamaz başka bir kalemden. Dolayısıyla der ki biz bu kalemde eğer indirime gideceksek o kalem karşılığındaki miktarı benim başka bir yerden bulmam gerekmektedir. Eğer ekonomi büyümeyecekse, bir gelir artışı yaratmayacaksa o yıl için başka bir şeylerin zamlanması gerekecektir. Örneğin taşıt vergilerinin zamlanması. İthal edilen taşıtların vergisinde belki zam olacaktır. Ve ona bağlantılı başka bir şey olacaktır. Dolayısıyla bunun hemen yansıması olmaz. Bir evet. Prolongation period dediğimiz, gestation period deniyor buna iktisatta. Aldığınız evet. kararın etkisini göstermesi belli bir dönem alır. Bunu anlayabiliyoruz. Yani hastanın kanser ilacını aldığı gibi hemen evet. etkisini göstermez. Belli bir süre sonra gösterir. Bu gestation period dediğimiz olay, bu geçiş süreci, bu enerji fiyatlarındaki indirimin belli bir süre sonra tüketiciye yansımasını öngörür. Evet, peki şöyle bir şey var. Bu ülkemiz için de geçerli tabii ki. Ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, özellikle tabii ki sadece ham petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarıyla endekslememek gerekir. Vergiyle beraber öte yandan doların da
önemli bir etkisi var ki enerji alım satımında dünyada en çok kullanılan para birimi, hatta en çok değil tercih edilen tek para birimi dolar. Dolayısıyla dolardaki artışla beraber petrol fiyatları düşüyor ama dolardaki yükselişte belki bu düşüşlerin daha sert ve daha etkin olmasının önüne geçiyor şu an itibariyle, bunu söyleyebiliriz. Peki pompaya neden yansımıyor? Vatandaş haberleri okuyor, yapıyoruz. Şimdi... Petrol fiyatları %40 düştü dünyada diyoruz. Ama vatandaş da neden bunun doğrudan pompadaki fiyatlara yansımadığını soruyor. Şimdi ikinci soru, az önce sormuş olduğunuz şeyin, sorunun ikinci şıkkını söylemedim. Peki oradan girelim. Birincisi işte Rusya'ya bu enerji sağlayan ülkelerin fiyatları düşürmesinin sebeplerinden bir tanesi dedik. Esas neden? Ekonomik büyüme ve işsizliktir. Yani Avrupa ekonomisi çok yavaş büyüyor. İşsizliği büyük. Hatta bu soruna, büyümüyor. Bu soruna çözüm bulmak için baskılar sonucunda düşmüş. İkinci neden ise dediğimiz gibi Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın, Rusya'nın ve Çin'in ekonomik büyümesinin önüne biraz neşter vurmaktır. Çünkü Rusya tamamen doğal gaz satışlarını elde ettiği gelirlerle bir dış ticaret hacminde artı olarak, yani pozitif olarak büyüme gerçekleştiriyor. Bu yaptırım kararlarını alarak 140 milyar dolar civarında kendisine bir şey vermiş, zarar vermiş. Aynı zamanda Çin de doğal gazı Rusya'dan ithal ediyor. Dolayısıyla Çin'in yüksek büyümesine de bir şekilde frenleme getirmiş oluyorlar ki bir tarafta Avrupa Birliği ekonomisine fırsat yaratıyorlar. O da birazcık büyüme yakalasın. İşsizlik sorununu çözsün. Dolayısıyla ikinci neden bu. Şimdi gelelim yeni sorunuza. Sormuş olduğunuz soruyu bir daha tekrar ederseniz. Hemen söyleyeyim. Pompaya fiyatlar neden yansımıyor? %40'lık bir düşüş söz konusu. Zam olduğunda, dolar yükseldiğinde, akaryakıt evet. fiyatları arttığında hemen otomatik sistem çalışırken, otomatik fiyatlandırma hemen anında pompaya yansırken, aynı şey petrol fiyatlarında düşüş olduğuna neden bu şekilde işlemiyor sorusu var. Birincisi, eğer ithal edilen yakıt diyorum, enerji, dolar olarak ödeniyorsa ve dolar bugün dünya piyasalarında artıyorsa değeri diğer para birimlerine karşı, bu ithal edilen enerjinin karşılığının sizin ekonominizden bir şekilde fonlanması gerekmektedir. O doları bulup da ithalatçı firmaya ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla fiyat hemen düşmez. Fiyatlar iktisatta yapışkandır. Yapışkan olmasının sebeplerinden bir tanesi yavaş yavaş düşmeye başlamasıdır. Çok hızlı yükselir ama düşüşü yavaş yavaş olur. Hemen düşmez. Bir tanesi ithal edilen enerji üzerindeki kur etkisidir. Ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kur artışı beklentisi şu an itibariyle çok yüksek değildir. Ama ilkbahardan itibaren İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri artıracağı yönünde açıklamaları vardır. Beklentiler 0.5 ile 1 baz puanı yönündedir. Eğer İngiliz sterlinin karşılığında İngiltere Merkez Bankası faizleri artırırsa, Türk lirası örneğin İngiliz sterline karşı değer kaybedecektir. Buna paralel olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası da faiz artırımına gidecektir. Paralel olarak. Amerika Merkez Bankası yıllardan beridir düşük faiz politikasını terk edip faizleri artırma yönüne giderse bir şekilde enflasyon yaratılacak. Bu enflasyon yaratılırken... Paraya talep artacak ve enflasyon olacak. Evet, bir kere enflasyonun yaratılması yatırımları tetikleyecek. Çünkü insanlar ne diyecek? Bir an önce biz de yatırım yapalım. Enflasyon çünkü yatırımları tetikleyen bir etki yaratır. Tabii bu yüksek bir enflasyon değil, makul oranda bir enflasyondan bahsediyoruz. Faiz oranlarının artması... hem yatırımlar artıracak, dolayısıyla işsizlik sorunu çözecek. Bunun karşılığında da kurun, yani Amerikan doları cinsinden mal ithal eden ülkelerin, ki bunlardan başında Türkiye var, başka ülkeler var, Rusya var, Amerikan dolarını bulup ödeyebilmesi için daha yüksek bir bedel ödemesi gerekecek. Yani kendi ülkelerinin para birimleri, ulusal para birimleri değer kaybedecek. Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırımı Türk lirasının değer kaybına uğramasına neden olacak. Rus rublesinin değer kaybına uğramasına neden olacak. Belki Japon yeninin değer kaybına neden olacak. Dolayısıyla bunların
etkisi fiyatların, pompa fiyatların düşmesinin önünde en büyük engellerden bir tanesi. Kur etkisi, birinci etki. Evet, kur etkisi. İkinci etki, dediğim gibi nihai tüketiciye yansıyan ürünlerde ithal fiyatlarının çok üzerinde fon ve gümrük vergisi olmuş olmasıdır. Bunu bütçe yapan Maliye Bakanlıkları daha çok bu gelirleri mahalli giderlere harcamaktadır. Bunlar dolaylı vergilerdir. Çünkü direkt vergiler kurumlar vergisi ve gelir vergileridir. Bu tür kalemler dolaylı vergi dediğimiz indirekt vergilerdir. Bu indirekt vergileri de mahalli giderlerini karşılamak için kullanıyor. Bunu terk etmesi mümkün değil. Kolay kolay terk edemez. Dolayısıyla ikinci neden de budur. Evet. Bir üçüncü neden de hemen bir psikolojik etki yaratıyor. Dolayısıyla bu psikolojik etkiyi yaratmak da çok kolay bir şey değildir hükümetler için. Ne açıdan psikolojik etki? Yani kimin üzerinde? Siz hemen, beklenti mi? Siz hemen fiyatı düşürürseniz insanlara ucuzlamanın başladığı beklentisini verirsiniz. Ama en küçük bir oynaklık bir ay sonra fiyatların tekrar yükselmesine neden olur veya birkaç hafta sonra. Bunun sonucunda da hükümet yeniden zam yaptı psikolojisi evet. yaratır. Dolayısıyla hükümetlerin siyasi oy kayıplarına uğramasına neden olur. Stok siyasi meselesi. Partilerin. Yani bir de stokların eritilmesi, örnek veriyorum bugün işte 4 liradan alınmış bir enerji kaynağı, diyelim ki benzinden bahsediyoruz ya da akaryakıt, 4 liradan alınmış deponuzda duruyor. Yani büyük depolardan, stoklardan bahsedecek olursak ama bugün fiyatlar 3.90'ları gösteriyor. Dolayısıyla siz 4 liradan almış olduğunuz akaryakıtı da yine aynı rakamdan satmanız gerekiyor ki zarar etmeyin. Örnek verdim, çok basit anlaşılabilsin bu, diye. Bu sadece varil başına alınan ham petrol için geçerlidir. Orada büyük bir yakıt deposu yoktur ülkelerin, büyük hacimli ülkelerin. Boru hatları içerisinde bekletiliyor bu. Ancak doğalgaz söz konusu olduğunda bu söz konusu değil. Neden değil? Çünkü doğalgazın satımı take or pay dediğimiz TOP prensibine göre, net back value dediğimiz hesaplamaya göre hesaplanır. En az 15 yıllık süreyle satılır bu. Bunun ikinci bir şeyi daha vardır, spot piyasasıdır. Spot piyasasında satışlar çok belirsizdir. O günün fiyatlarını nasıl belirleneceğini bilemezsiniz. Bu çok risklidir. Dolayısıyla bu da bir nedendir. Spot piyasasındaki doğalgaz fiyatlarının belirlenmiş olması da fiyatların düşmesinin önündeki üçüncü en peki, büyük nedendir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ama bunu miyiz? Yapan üç tane piyasa vardır dünyada. Bir tanesi dediğim gibi Zeebrugge, Belçika'daki enerji hub. Bir ikincisi İngiltere'nin kendi enerji hub'ıdır. Bir üçüncüsü de Henry Hub dediğimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğalgaz hapıdır. Bunlar bu üçüdür belirleyen. Bunlar daha çok LNG ticaretinde, LNG doğalgaz satımında ama tabii ki aynı prensip boru hatlarıyla satılan doğalgaz için de geçerli olabilir. Ama hemen günübirlik alımlarda, kısa dönemli satışlarda belirlenen fiyatlar etkili olur. Burada da söz konusu olan peak ihtiyaç olduğu ülkede fiyat çok astronomik olur. İşte interkonnekte hatlarının avantajı da budur. Evet. Yani İngiltere bugün Belçika'ya deniz altından interkonnekte boru hattı döşemiştir. Fiyat istikrarı sağlar. Satarken İngiltere bir üretici olarak, doğalgazı üreten bir ülke olarak satarken aynı zamanda fiyat istikrarını bozmaması için çok ihtiyaçlı olduğu ve enerjinin çok had safhada tüketildiği dönemlerde, yani peak saatlerde daha ucuza eğer Belçika'dan alabilirse spot piyasasından, Belçika'dan da dönüp Fluxus terminalinden doğalgaz almıştır, alıyordur boru hattıyla. Dolayısıyla interkonnekte boru hatlarının döşenmiş olması çok avantajınadır. Evet. Bugün elektrik interkonnekte boru hatlarının da Türkiye'ye doğu-batı ekseninde, batı Avrupa'dan, doğu Avrupa'dan daha da aşağıya, güneydoğuya yani Türkiye'ye geleceği, buradan da Türkiye'den de Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan İsrail, Mısır ve Cezayir için alacağı interkonnekte elektrik kablo şebekesi kurulacağı ve bir de electricity decomposition dediğimiz elektrik kurulum ağı
deployment, özür dilerim, deployment, electricity deployment dediğimiz elektrik kurulumu da yatırımı için Avrupa Birliği büyük bir kaynak ayırmıştır, 40 milyar euro. Bu toplam 12 öncelikli enerji koridorunun bir tanesini oluşturuyor, birkaç tanesinden birisidir bu. 40 milyarlık kısmı toplam 266.7 milyar eurodur. 40 milyar euroluk kısmı elektrik interkonnekte hatlarının döşemesiyle ilgilidir. Yani Türkiye'den buraya elektrik interkonnekte hattının döşenecek olması Türkiye'nin istemesinden kaynaklanmamaktadır. Evet. Avrupa Birliği'nin bir projesi kapsamında olduğu için buraya gelecektir. Bizim KÜPTEK, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu itiraz ediyor buna ama gidip bir de yeni iki tane dizel motorlu elektrik santrali almışlar. Sanki bize daha ucuza elektrik vereceklerini iddia ediyorlar. Veremeyebilirlerdi ama esas kalıcı çözüm sizin bu geniş, büyük ölçekteki, büyük resimdeki Avrupa Birliği'nin interconnect'e elektrik ağının içerisinde dahil olmanızdan geçmektedir. Evet, peki. Gerçi bu konu çok daha farklı bir konu. Hayır, fiyat açısından söylediniz. Yani, hani nasıl akaryakıt tankına pompayı koyduğunuz gibi düşünün. Evet. Siz elektrik switch'ini açtığınız andan itibaren de içeriden saatin dönmüş olması, elektrik sayacının dönmüş olması da aynı şeydir. Evet. Şunu aslında bir kez daha özetleyecek olursak, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi de indirim söz konusu olduğunda o zaman aynı şekilde cevap veremiyor indirime. Veremez. Çünkü fiyatlar yapışkandır. Bunun gerekçeleri de size saydığım 3 tane nedendir. Bu 3 nedenden dolayı. Dolayısıyla vatandaşın bu beklentisi. Fiyat istikrarı var. Evet. Efendime söyleyeyim, onun bozulmaması için kur politikası var. Kurların dışında ülkelerin belirlediği faiz politikaları var. Vergiler var. Vergilerde hükümetlerin harcama politikaları var. Yani mali ve para politikaları da bir belirleyici etkendir fiyatların düşmesine. Evet, şüphesiz ki. Peki son olarak isterseniz dövizle ilgili olarak da yine bir değerlendirmeniz olursa, aslında az önce bahsettiğiniz ama orta vade için konuşalım. Kısa vadede rakamlar yine çok değişken ama orta vadede özellikle döviz cinsinde Türk lirasına karşı aşırı bir değerlenme bekliyor musunuz? Böyle bir özellikle resesyon yaratacak şekilde bir değer kaybı Türk lirası açısından. İlkbaharda bekliyorum. Bunun nedenlerini de merkez bankalarının, küresel piyasalardaki merkez bankalarının ilkbaharda faiz artırımı ile almayı düşündüğü kararlarıdır. Evet. Yani kararları alacaktır. Bunların nedeni nedendir ve neden ilkbahar seçilmiştir bu konuda? Çünkü Merkez Bankası Başkanı, örneğin İngiltere Merkez Bankası Başkanı bu konuda para kurulunun almış olduğu kararını söyledi. 9 üyenin 7'sinin vermiş olduğu karar var. Yani 9 üyenin 7'si faiz artırımı yönünde karar almış para kurulunda. Evet. Bu kesinleşmiş yani. Dolayısıyla önümüzdeki 3 ay içerisinde İngiltere Merkez Bankası faizleri artıracaktır. Küçük de olsa bir enflasyon yaratacaktır ki yatırımlara bir ivme kazandırsın. Yatırımlar ivme kazandıkça ekonomik büyümeye ve işsizlik sorununa çözüm getirecek İngiltere. Bu da gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerine olumsuz olarak yansıyacak. Evet. Aynı zamanda ekonomilerine de öyle. Para birimlerine evet. Oldu. Aynen öyle. Şu hali hazırda şu anda Rusya'da rublenin %40 değer kaybı. Hatta daha fazla bir değer kaybından söz konusu. Bu şu an itibariyle 2015'teki büyüme rakamlarına olumsuz %8'lere varan büyük bir kayıp beklentisi içerisine girmiş durumda şu anda Rusya'da. Şimdi mikro ölçeğe baktığımızda enerjiyle endeksledik bunu. Siz dediniz ki neden yansımıyor da fiyatlar düşsün? Bir kere fiyatı düşürmek için sizin arzı büyütmeniz gerekmektedir. Arz büyümesi siz üretim yapmadığınız için mümkün değil. Siz ithal ederek, eğer üretimini yapan bir ülke olmuş olsanız, siz bu doğalgazın veya petrolün ve siz arzı büyütmüş olsanız otomatik olarak fiyatlar aşağıya düşmüş olacaktır. Talebin aynı kalacağı varsayımını yaparsak. Evet. Eğer bu böyle olmazsa o zaman siz nasıl düşüreceksiniz fiyatı? Arzı büyütmeyeceksiniz. Daha fazla siz ithalat yaparsanız arzı büyütmek için daha fazla fonlamaya ihtiyacınız olur. Böyle bir şey de mümkün peki, değil. Peki petrol üreten OPEC ülkeleri neden üretimlerini kısmama kararı aldı son toplantıda geçtiğimiz hafta? O da bir spekülatif karardır. Batı'nın aslında üretimin kısılması noktasında bir çağrısı olduğu söylenmişti. Bir beklenti vardı ama yine bunun aksine ekonomi uzmanları OPEC'in üretimini kısmaması noktasında bir karar alacağını öngörmüştü. Bu da rakamlara, petrol fiyatlarına daha olumsuz, daha doğrusu
petrol fiyatlarını aşağı çeken bir refleks olarak yansıması belirtiliyordu ve böyle de oldu. Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Bunda acaba bu ülkelerin kendi ekonomik ihtiyaçlarından kaynaklanan mı yoksa siyasi bir duruş mu söz konusu size göre? Vallahi bu konu aslında iki nedene bağlıdır. Bence birincisi söylediğim nedendir daha önce. Küresel ekonomilerdeki durgunluktur, işsizliktir. Dolayısıyla talebi büyütmektir esas amaç. Talep büyümesini de ancak bu şekilde girdi, fiyatlarını ucuzlatarak sağlayabilirler. Bu da üretimin artmasıyla mümkündür. Yani OPEC'in petrol üretimini artırmaya devam edecek olmuş olması bu nedenlerden bir tanesidir. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında kendi kaya gazını piyasalara sürmeye hazırlanırken ve o tehdidi yaparken bir kere bunlara biraz gözdağı verip fiyatları aşağıya çekme şeyidir. Gözdağıdır. Evet. Böyle çünkü siz böyle devam ederseniz dünyada yakıt fiyatları ucuzlamayacak. Enerji fiyatları ucuzlamayacak. Dolayısıyla büyüme sorunu devam edecek. Büyüme sorunu devam ettiği sürece yatırımlar gerçekleşmeyecek. Ve yatırımların gerçekleşmemesi halinde de işsizlik sorunu devam edecek. İşsizliğin artması da gelir dağılımında bozukluk ve diğer makro iktisadi göstergelerde bozulmaya neden olur. Tüm bunları ortadan kaldırmak için dediler ki biz o zaman alternatif olarak bir doğal gaz piyasaya süreceğiz, kaya gazı. Biz ihracına gireceğiz bu işin. Böylelikle bu tehdidi daha fazla alamadı şey. Petrol üretimi yapan ülkeler. Bir de alternatif enerjidir bilirsiniz. Bunların nedenlerinden bir tanesi. Teknoloji geliştikçe alternatif enerji de yavaş yavaş ikame etmeye başladı. Diğer enerjileri. Bu da önemli bir unsurdur. Yani elektrik üretiminin daha çok rüzgar ve güneş enerjisine yönelilmesi. Bu da önemli bir etkendir. Şimdi dizel orijinli veya ham petrolle çalışan santrallerden işte doğal gaz, daha çevre uyumlu olan doğal gaz türbinlerine yönelik elektrik santrallerine dönüşmesiyle de biraz hem bunun çevresel boyutu da vardır. Çevre maliyetlerini de aşağıya çekiyor. Bu da etkili olmaktadır. Ne yapıyor bu sefer petrol, ham petrol ihraç eden ülkeler? Üretimi artırıp fiyatı düşürüyorlar ki ikame edilmesin. Hala insanlar bunu tüketmeye devam etsin. Başka bir alternatif yola... Çevre kirlenirse kirlensin, evet. Onları ilgilendirmez. Evet, başka alternatiflere gidilmesinin önüne geçmeye çalışılıyor bir şimdi şekilde. Şimdi işte Türkiye'nin bir alternatif enerji üretimi, nükleer santrale yönelmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi de budur. Peki çok kısaca sorayım. Bu iki nükleer santral Türkiye'nin enerji ihtiyacına ne kadar cevap verebilecek? Büyük oranda cevap verecek. Büyük oranda. Yani siz destekliyorsunuz. Kıbrıs üzerinde olası bir... Ben çevreye inanan bir insan olarak ve nükleer patlamanın yarattığı tehlikenin büyüklüğüyle ilgili bilimsel çalışma yapmış birisi olarak, bunu yayınlatmış, iyi bir dergide yayınlatmış birisi olarak, bir akademisyen olarak desteklemem. Çünkü ama ekonomik akıl açısından... Ekonomik akıl açısından tamam. Ama bugün Belçika söküyorsa Brüksel'den ve imha ediyorsa nükleer santrallerini, başka ülkeler kullanımını durduruyorsa, Fransa gibi ülkeler, biz onda ısrar etmemizin bir anlamı da yok diye düşünüyorum. Evet, peki. Çok teşekkürler. Geniş yaptı. Yine çok detaylı konulara girdik sayenizde. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Odak Noktası'nın bu sohbetle birlikte sonuna geldik. Akıllara gelen, merak edilen enerji politikalarıyla ilgili yine konuları masaya yatırdık. Vedat Yorucu sorularımızı yanıtladı. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yarın saatler yeniden 12 gösterdiğinde yeni bir Odak Noktası'nda görüşünceye dek hoşçakalın.